Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda TÜFE dataseti ile son arama modelini kullandık ama başarılı sonuçlar elde edemedik ve daha sonra enflasyon verisi üzerinden, yani aslında TÜFE'nin değişim verisi üzerinden tahmin çalışmaları yapmaya başladık. Öncelikle mevsimsellik bir etkinin var olduğu ile ilgili deterministik bir kukla değişken üzerinden mevsimsellik etkiyi gördük ve ayrıca tabii ki alt bileşen grafik yapısıyla da bunu görmüştük. Daha sonra deterministik bir parçalama işlemi gerçekleştirdik ve mevsimsel düzeltme verisi üzerinden doğrusal bir model kuramayacağımıza kanaat getirdik. Neden? Çünkü mevsimsellik yapısında herhangi bir trend yapısı maalesef yok. Şimdi mevsimsel düzeltme dediğimiz yapı aslında içerisinde trend ve rastsal hareketleri barındıran ana yapı arkadaşlar. Yani ne demek aslında bu? Biz elimizdeki gözlemden mevsimsellik kalıbını çıkarttığımızda sadece elimize mevsimsel düzeltme kalıyor. Bu da ne demek aslında? Trend ve rastsal hareketin toplamı elimizde kalan değer. Çünkü toplamsal bir modelde orijinal gözlem dataseti trend artı mevsimsellik artı rastsal hareket etti. Biz içerisinden mevsimselliği attık ve buna mevsimsel düzeltme dedik. Yani mevsimsel düzeltme olarak elimizde ne kaldı? Trend ve rastsal hareket kaldı. Peki şimdi elimizdeki yapı içerisinde mevsimselliği deterministik olarak dışladığımız için mevsimsel olmayan bir arama model yapısıyla sürecimize başlayalım. Bakalım ortalama olarak nasıl bir tahmin modeli elde edeceğiz. Model dedikten sonra oto arama model yapısını kullanacağız arkadaşlar. Oto aramada veri içerisinde neyi kullanacağım? Mevsimsel düzeltme. Mevsimsel düzeltme adını verdik. Seasonal false diyorum çünkü deterministik olarak mevsimsellikten arındırmıştık arkadaşlar. Ancak tabii ki stokastik bir mevsimsellik olabilir mi? Olabilir. O noktada da mevsimsel bir arama modeliyle karşılaştırma yapacağız. Bunu false yazalım. Print model nokta summary diyelim. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir model yapısı elde etmiş olacak arkadaşlar. Bunu kontrol edelim birlikte. Ben de arada boğazım ağrıyor, su içiyorum. Şimdi ne yaptı? 1-1-2'lik bir data ile bu işlemi gerçekleştirdi. Bir model kurdu arkadaşlar ve bu model yapısı içerisinde bizim için her bir kalemin anlamlı olduğu karşımıza çıktı. Şimdi bu model yapısı içerisinde AK2 değeri 440. İsterseniz onu şöyle bir aşağıya yazalım. Model 1 diyelim. Şöyle model 1 AK değeri 440. Bu burada bir dursun. Şimdi öncelikle modelimizde bir arch etkisi var mı veya kalıntılarında bir otokorelasyon var mı? Bunu benim tabii ki kontrol etmem gerekiyor. Otokorelasyon yapısı için şu noktada model değerinden gelen resid değerlerini almam gerekiyor. Ve ikinci olarak da arch etkisi var mı yok mu bunu kontrol etmem için head arch yapısında yine geriye kalan, yani modelimizden geriye kalan artıklar üzerinden bunu kontrol ediyoruz. Şuradan nlax 1 diyelim ve bir de DD of, yani bir arama modelinden geldiği için bir serbestlik derecesi aktaracağız. Bu da PVD'nin toplamı olan 3 değerini buraya gönderelim. Yani 3 parametre olarak buraya gönderelim. Print AC print H diyerek bakalım nasıl bir sonuç elde etmiş olacağız. Bunu kontrol edelim. Çalıştırsın bakalım.
Şimdi artıklarda anlamlı bir otokorelasyon yapısı yok arkadaşlar. Ama tabii ki beklediğimiz gibi bir de arch etkisi var. Yani yapımız zaten rastsal şoklar olduğu için içerisinde genellikle rastsal şoklar olduğu için bu aslında arch model ile modellenmesi gereken bir yapı. Yine bu noktada arch modeline girmiyorum. Sanki arch etkisi yokmuş gibi bir modelleme işlemi yapmaya çalışacağız. Şimdi yapı içerisinde arkadaşlar bir de bu yapı içerisinde bir tahmin işlemi gerçekleştirelim ve nasıl sonuçlar elde ediyoruz buna bakalım birlikte. Arch etkisi var şu anda modellemiyorum. Bu model üzerinden bir tahminlerde nasıl bir sonuç elde etmişiz buna bakacağız. Şimdi öncelikle tahmin etmeye çalıştığım şey benim mevsimsel düzeltmemdi. O yüzden içerisinde mevsimsel kalıbım yoktu arkadaşlar. Ondan dolayı şuradan print diyelim. Veri yapısı içerisinden mevsimsellik kalıbını alıyorum. Çünkü test setine göndereceğim. Mevsimsellik kalıbını aldım. Aylık olarak bir bakalım şuradan -12 değerine ulaşalım arkadaşlar. Bir de print enflasyon test diyelim. Bunun tarihlerindeki uyumluluğu kontrol edeceğim. Yani 12 ay çektiğimde doğru bir tarih uyumluluğu var mı? Varsa mevsimselliğin sonuçlarını enflasyon testinin içerisinde direkt olarak gönderebilirim. Bunu tekrardan bir çalıştırsın. Şöyle bakalım arkadaşlar. Mevsimsellik kalıbı bizim için birinci aydan başlamış, 12. ayda bitmiş ve enflasyon test yapısı da aslında bizim için yine birinci aydan başlayıp 12. aydan bitmiş. Yani ben direkt olarak aslında bu yapıyı aynı tarih uyumluluğu olduğu için mevsimsellik yapısını gönderebilirim. Bunu nasıl test yapacağız? Test yapacağız diyorum, özür diliyorum, göndereceğiz. Şuna mevsimsellik diyelim. Mevsimsellik eşittir. Şuradaki kalıbı alıyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Kopyala, yapıştır. Şunu şöyle kapatalım arkadaşlar. Ve buranın içerisindeki değerleri alalım. Belki hata verir. O yüzden değer anlamında bakalım. Print enflasyon test diyorum arkadaşlar. Testin içerisinde artık mevsimsellik tarihleri olan ana yapımızı birlikte görelim. Çalıştırsın bakalım. Ha pardon, 12 olur mu? Aklım hep yıllık olduğu için 12'ye gidiyor ya. 36'da bu değeri yapması lazım. Şimdi 36 12'nin katı olduğu için aynı değerleri burada ulaşacağız. Çünkü birinci aydan başlıyor, 12. ayda bitiyor hepsi. Tekrar bir çalıştıralım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi mevsimselliği de ben bu noktaya almış oldum arkadaşlar. Şimdi artık tahmin yapmaya çalışacağım. Yaptığım tahmine mevsimselliği ekleyeceğim. Yapacağım başka bir şey olmayacak. Şurayı kaldırdım. Geldim şuraya. Tahmin diyorum arkadaşlar. Tahmin eşittir dedikten sonra sonuçta kullanacağım modeli otoarım olarak kabul ettim. Bunun üzerinden predict diyorum ve 36 tane tahmin yapmasını, ileri yönlük tahmin yapmasını istiyorum. Enflasyon testte de tahmin diye bir sütun oluşturuyorum. Eşittir dedikten sonra o tahmin ettiğimiz değer artı tabii ki enflasyon test içerisindeki mevsimselliği buraya gönderiyorum. Tahmin mevsimsel dışıydı. Yani onu tahmin ettik ama deterministik mevsimsellik olduğu için hep aynı sayıları tekrar ettiği için 12'de bir, her 12 ayda bir bunu bu şekilde tahmin olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Çok doğru bir şekilde tahmin edecek mi? Muhtemelen etmeyecek. Çünkü o arch etkisi dediğimiz var ya, yani rastsallık, çünkü o şoklar büyük problem ortaya çıkarttı. Biz yine de bunu bir tahmin edelim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkmış, bunu kontrol edelim. Şimdi bazı noktalarda tahmin değerleri bakın aslında birbirine yakın olduğu dönemler var ama birbirine çok uzak olduğu dönemler de var. Örnek veriyorum. Bakın o gerçek enflasyon 13'ken tahmine bakın 0,62. İşte bunun arasındaki büyük fark muhtemelen o arch etkisi dediğimiz o çok büyük şoklardan gelen yapılar arkadaşlar. Peki başka ne yapabiliriz? Mesela mevsimsellikten arındırılmış değil de
orijinal gözlemimizi direkt olarak bir arımaya göndersek ve içerisinde mevsimsellik kalıbı olduğunu bildiğimiz için bu mevsimsellikle de ilgili bazı AKI2 değerlerini alabilir miyiz arkadaşlar? Buna aslında bakmaya çalışacağız. Şimdi bu olmadı. Yani burayı silebiliriz. Çünkü yapı içerisinde problemlerin olduğunu net bir şekilde gördük ve aslında aşağı yukarı bunların şoklarla ilgili olduğunu da biliyoruz. Ama biz sanki o arç etkisi yokmuş gibi şu anda devam edelim. Daha sonra arç etkisi olan daha ne diyelim? Daha net anlayabileceğimiz noktalarda arç etkisini ayrıca modelleyeceğiz. Şu anda sanki arç etkisi yokmuş gibi devam edelim. Neyse. Şimdi ne yapalım? For i in range, bir range aralığında bu işlemi yapsın arkadaşlar. Bunu 2 ve 13 olarak gerçekleştirelim. Son olarak 12'yi alacak çünkü. Geldim abi, şurayı şuradan kestim. Şuraya yapıştırdım. Artık bu noktada ben mevsimsel düzeltmeyi kullanmayacağım. Çünkü bir sarım arıyorum. O yüzden şuradaki enflasyonu aldım. Orijinal olarak enflasyon değerini buraya gönderiyorum. Şuradaki değer benim için true olacak. Ve bir de benim neye eklemem lazım? M parametresi. O da i değeri olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Daha sonra şu noktada print diyelim. M değerini buraya yazalım. Ve bir de AK2 değerini bana getirsin arkadaşlar. AK2 değerinde de şunu yazalım. Format diyorum. Tabii bunu benim kapatmam gerekiyor. Tamam, tırnağı kapattık. Şimdi format diyelim. Format yapısı içerisinde önce i'yi sonra modelden gelen AK2 değerini bana yazdıracak arkadaşlar. Şurayı da şimdilik şöyle bir yorum satırına alalım. Doğru bir mevsimsel arımayı arıyorum aslında. Normal arımada bakın AK2 440 bulmuştuk. Bunu daha aşağıya çekebilir miyiz? Bunu kontrol ediyorum. Ve bunun için mevsimsel düzeltmeli setten dışında biz direkt mevsimselliği de barındıran enflasyonun kendi yapısını bulmaya çalışalım. Bakalım nasıl bir değerler silsilesi olacak. Çalıştırsın bakalım. Muhtemelen M12'de uygun bir değer verebilir diye tahmin ediyorum. Biraz yavaş çalışıyor. Şu 440'ın altına düşebilecek miyiz ona bakıyorum aslında. Çünkü AK2 değeri 440 olan model çok başarılı bir sonuç elde ettirmedi. Hatta yani buna yakın bir AK2 değeri bulsak yine muhtemelen tabii ki iyi bir model elde etmediğimizi anlarız ki. Beklentimiz o yönde aslında. Çünkü problem içerisindeki şok dalgaları. Ortalamayı bir şekilde tahmin edebiliriz biz bu modelleri kullanarak ama içerisinde işte arch dediğimiz o volatilite küme yapıları olduğundan dolayı bir problem ile karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. En iyi olan AK2 değerine en iyi sahip olan modeli kullanalım ve tekrar bir tahmin yapalım. Muhtemelen bunda da arch etkisi olacak ama yine bu noktada da arch etkisini göz ardı edeceğiz arkadaşlar. O ilerleyen süreçlerde çünkü her biri için adım adım yapmayalım. Bir defa gösterelim. Siz yine tekrar geriye dönerek bu işlemlerde yine arıma ile pardon arch modeli ile de modelleme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. Devam ediyor şu anda. Hala çok yüksek şu anda AK2 değerlerimiz. Yani diğer modele göre. Çünkü 440'lı modele göre.
520'lerde hala. Şimdi buradaki yani bakış açısı anlamında şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta zaman serilerinin ana bileşenleri belli. Trend, mevsimsellik, mevsimsel düzeltmeyi biz kendimiz yaptık. Bir de rastsal hareketler. Şimdi bunlar arasında kombinasyon yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle ne yaptık? Mevsimsel düzeltme ile denedik. İyi bir sonuç elde edemedik. İşte atıyorum yani mevsimsel düzeltme yerine direkt enflasyonun kendisiyle kullandık. Bakalım iyi bir sonuç elde edecek miyiz? Yine muhtemelen edemeyeceğiz. Dediğim gibi edemememizin nedeni de muhtemelen yine içerisindeki şok dalgaları ve yine şimdi tahmin yapacağız. Buradaki en iyi yine AKK değerine göre tabii 440'ın altına düşürebilirsek yine o şok tarihlerinde doğru bir tahmin tabii ki yapamayacak. Çünkü şoklar bir problem ortaya çıkartıyor. Devam edelim bakalım. Şimdi burada en emin olduğumuz deterministik mevsimsellik kalıbı. Onu gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Ama geriye kalanları işte doğru şekilde modelleyebilmek ana amacımız. Onun için uğraşıyoruz. Bakalım başarılı olacak mıyız, olamayacak mıyız? Bunu kontrol edelim. Bu bayağı yavaş çalışıyor bu arada. ...518'lerde. Muhtemelen M12'de düşerse düşer. Onun dışında zaten bir şey de kalmadı arkadaşlar. 440 AK2 değerinin altına düşebilecek miyiz? Bunu kontrol ediyoruz. Daha bitiremedik. Çok ağır oldu bu sefer. Niye anlamadım. Ya çok çok sayıda da bir datamız yok ama. Kontrol edelim bakalım. Zor. 440'ın altına düşeceği benzemiyor. Ama yine en aralarında minimize edeceği M12 olabilir 12 aylık dönemden. 478'e düşürdük. Yani tahmin ettiğim gibi en düşük M12'de ama bizim mevsimsellikten düzelttiğimiz yani mevsimsellikten arındırdığımız mevsimsel düzeltmedeki arama modeli daha iyi bir sonuç verdi. Ama bu noktada bu bile bizim için şok dalgaları konusunda başarısız bir tahmin elde ettiğine göre otomatikman burada kullanacağımız seasonal sarıma modeli de bizim için çok başarılı sonuçlar maalesef elde etmemizi sağlamayacaktır arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Bir de bu üstel modelleri deneyelim. Yani yumuşatma modellerini deneyelim arkadaşlar. Şu noktada arımayı şöyle bir kaldıralım. Hatta şunu da şuradan kaldıralım. Modelimizi bir kurup bir tahmin çalışması yapalım. Aramadan değil de bu sefer şuradan bir data frame oluşturacağım. Değerleri tutabilmek için columns diyorum. Bunun içerisine dönemleri getirsin öncelikle. Bir de her biri için RMS değeri bana döndersin arkadaşlar. Bir de periyot oluşturalım. Periyot da şuradan per nereden çıktı zaten kısaltmıştık. 2'ye şöyle 13 12 dönem kadar yapsın. Direkt Hot Winters enflasyonu göndereceğim. Siz şeyi de yapabilirsiniz. Enflasyondan olmayan yani mevsimsellikten arındırılmış enflasyon olan mevsimsel düzeltme için de bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Şimdi Hot Winters dediğimiz mevsimselliği de baz aldığı için direkt olarak o modeli kullanacağım arkadaşlar. For i in per diyorum ve per içerisinde modelimi kuruyorum. Şimdi şuradan hemen üstel bir model yapımı kurdum arkadaşlar. Enflasyon yapısı içerisinden train'den mevsimsellikten arındırılmamış enflasyon serisini gönderiyorum.
Şuradan trend yapımı toplamsal model olarak alıyorum. Seasonal yapımı toplamsal model olarak aldım. Şu noktada seasonal yapısı içerisinden benim tabii ki bir de periyot yapımı göndermem lazım. Bunu da i gönderiyorum. For döngüsüne dahil ettiğim için arkadaşlar. Şuradan fit dedikten sonra optimized yapısını da diğer parametrelerini optimize etsin arkadaşlar. Sonra tahmin değerini kullanacak. Model üzerinden şuradan model üzerinden forecast yapacak ve 36 dönemlik bir tahmin oluşturacak arkadaşlar. Oradan RMS değerini oluştursun. Şuradan karekökünü alalım. Mean squared error yapısından. Öncelikle enflasyon testteki enflasyon verisini alacak ve daha sonra ise tahmin ettiğimiz değeri karşılaştırıp bir sonuca ilerleyecek. Sonuç eşittir. Şuradan append diyelim arkadaşlar. Buraya da öncelikle dönemi bana getirecek. Dönem yapısı benim için ne olacak? I değeri. Virgül dedikten sonra RMSI değeri de benim için RMSI olacak. Şuradan ignore index true'yu gönderelim ki bir hata almayalım. Şimdi bu for döngüsüyle oluşturduktan sonra bir sıralama yapsın. Şöyle short values diyelim. Gerçi by parametresi otomatik geliyor. RMS diyelim arkadaşlar ve print dedikten sonra sonuç modeline gidelim. Şimdi bu döngü içerisinde bakalım seasonal period yapısı içerisinde ne kadar bir şey kuracak, RMS değeri kuracak, bunu kontrol edeceğim. Şimdi ne yaptı? 3 dönem için 3.80'lik bir RMSI değerine gelmiş oldu arkadaşlar. Yani periyot olarak 3 dönemi kullandığımızda minimum olan değeri ulaşmış oluyoruz. Peki geldim. Şunu şöyle 3 yapalım. Diğerleriyle herhangi bir işimiz yok. Direkt tahmini kullanacağım zaten. Yine muhtemelen göreceğiz ki yapı içerisinde şunu da kaldır. Tahmin yapısı içerisinde doğru sonuçları maalesef elde edemeyeceğiz. Çünkü şok dalgalarından dolayı öyle tahmin ediyorum. Şimdi burada deterministik mevsimsellik ayrılmadığı için direkt enflasyondan bu yöntemi kullandığım için mevsimselliği eklememe gerek yok. O yüzden şuradaki tahmin değerini buraya gönderiyorum ve print enflasyon test diyerek sonucu görmeye çalışacağım. Çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Nasıl bir tahmin sonucu elde edeceğiz? Yani bak, aramaya göre çok daha kötü. Hani hep belirli ortalamalar üzerinde ilerlemiş. Yani çok kötü bir sonuç elde ettik. Şimdi buraya kadar olan kısmı temel bildiğimiz ana yapıydı aslında. Yani arama modeli, sarıma modeli, üstel düzeltme modeli, bunları kullanmaya çalışmıştık arkadaşlar. Deterministik olarak ayırdık. Enflasyon, işte trend, mevsimsellik, mevsimsel düzeltme ve rastsal hareketler. Hem tahmin sonuçlarına göre hem de görsel olarak biliyoruz ki problem aslında buradaki rastsal hareketlerdi. Yani ben doğru bir rastsal hareketi modelleme işlemi yapabilirsem burada belki biraz daha iyileştirebilirim sürecimi. Zaten yapmış olduğum o arama modellerindeki artıklarda olan arç etkisinin ana nedeni de o. Geriye kalan değerler aslında benim için rastsal hareketlerden geldiği için bir problem ortaya çıkartıyor. Çünkü mevsimsel düzeltmeyle yapmış olduğum bir model var. Arama modeli. Mevsimsel düzeltme dediğimiz zaten trend artı rastsallık. Otomatikman içerisinde rastsallık var. İşte o rastsallık enflasyona daha fazla etki eden kısım olduğu için, o yüzden orada volatilite kümeleri olduğu için sabit bir ortalama modeliyle tahmin etmek işin zor kısmı arkadaşlar. O zaman yine çok uzatmayalım. Dediğim gibi ne kadar sürüyor şu anda, video ne kadar oldu bilmiyorum ama çok uzun sürmesin. Çok fazla abartmıyorum böyle saatlerce. O yüzden bu noktada da bırakalım. Şöyle Ctrl C ile de kayıt edelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık süreç içerisindeki rastsallığın önemini biraz daha inceleyelim ve daha doğru bir modelleme yapabilir miyiz? Bunu tespit etmeye çalışalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.